Geçen hafta dokunulmazlıklar konusu parlamentoda görüşüldü ve anayasa değişikliği geçti. Ama kimse olayları çarpıtmasın. Kimse farklı bir noktaya çekmesin. Parti programımızda ne yapıyor, ne yazıyor? Kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyoruz. Kim söylüyor bunu? Ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay kararı bu. Parti programı bu. Orada söyleniyor bu. Neden kürsü dokunulmazlığı? Siyaset yapmanın güvencesidir dokunulmazlık. Malı götürmenin değil, siyaset yapmanın güvencesi olarak biz dokunulmazlığı görüyoruz. Düşüncelerimizi söyledik. Katılmadığımız yerler var mı? Evet var. Dedik ki neden bakanı ve başbakanları buraya dahil etmiyorsunuz? Neden onların dokunulmazlığını kaldırmıyorsunuz? Benim dokunulmazlığımı kaldırıyorsunuz. Eyvallah. Kaldırmazsanız namertsiniz. Peki siz neden kendi dokunulmazlığınızı kaldırmıyorsunuz? Şimdi kamuoyunda şöyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Efendim dokunulmazlıklar sadece HDP'liler için kaldırıldı. Hayır arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde fezlekesi en fazla olan benim. En fazla olan benim. Bizim de dokunulmazlığımız kalktı. Biz korkuyor muyuz? Korkmayacağız. İniyor muyuz? Yılmayacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Türkiye'nin üzerinde kara bulutların olduğunu kimse unutmasın. Bir baskı rejiminin geldiğini kimse unutmasın. Ama biz mücadelemizi hak yolunda yapacağız. Demokrasi yolunda yapacağız. Özgürlükler yolunda yapacağız. Efendim bizi hapse atarlarmış. Atmazsanız namertsiniz siz. Onların amacı şu. Acaba CHP'yi nasıl köşeye sıkıştırabiliriz? Nasıl CHP'yi konuşamaz hale getirebiliriz? Konuşacağız. Bedel ödemekten korkmayacağız. Ülkemizi seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Demokrasiyle. Bir şey daha var. Efendim terörü bitireceğiz. Evet. Anayasa yüzünden o engel biz terörü bitiremiyoruz. Bunu söylüyorlar mıydı? Söylüyorlardı. Efendim anayasa var. Vallahi billahi şu terörü bitireceğiz ama şu anayasa yüzünden bitiremiyoruz. Çıktı mı çıktı. Şuraya yazın. Bugün ayın 24'ü. Yazın. Her yerde söyleyin. Gelen her şehit cenazesinde söyleyin. Arkadaş ne istedin de yapmadın ya. Kanun dedin kanun çıkardın. Anayasa dedin anayasada değişikliği yaptı. Artık bundan sonra söyleyecek bir tek bahane istemiyoruz. Ben de merak ediyorum zaten. Terörü bunlar bitiremezler. Çünkü kandan besleniyorlar. Kandan beslenen birisinin terörü bitirme niyeti zaten hiç olmaz. Ben merak ediyorum. Merakım şu. Bundan sonra millete hangi yalanı söyleyecekler? Çünkü yalan bitti bana göre. Aklım almıyor yani. Her şeyi dediler yapıldı. Terör bitmedi arttı. Kan gölüne döndü Türkiye. Anayasa dediler o da değişti. Bundan sonra terörü bitirmezseniz iki elim yakanızda olacak. Bunun mücadelesini vereceğim.